Açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Baskın Orhan Ergün Babahan'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Fena hoş bulduk. Evet, deprem enkazı yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. 40 bini geçti cenazelerin sayısı ama daha 70-80 bin insanın hala enkazların altında olduğu söyleniyor. Rakamlar büyük ama bir taraftan da Türkiye yavaş yavaş normalleşme süreci adı altında. Gündemler yavaş yavaş seçim ve siyasete de doğru kayıyor. Parti liderlerinin açıklamaları var. Şu andaki konu seçimler ne zaman olacak meselesi şu anda tartışılıyor, konuşuluyor. Muhalefet zamanında seçim diyor ama AKP'nin kulislerinden işte 14 Mayıs diye bir sinyaller geliyor ama nedir ne değil çok net değil. Şimdi soru şu, şuradan başlayalım dilerseniz Baskın Hocam sizden başlayalım. Erdoğan'ın yerinde olsanız şöyle bir deprem sonrasında, öncesinde zaten ekonomik kriz vardı. Seçimi ne zaman yapmak istersiniz veya yapmak ister misiniz diyeyim de daha doğrusu. Şimdi vallahi kardeş ben Erdoğan'ın yerinde olmak istemezdim. Farzı misal. Yani farz-ı muhal olmaz yahu. İyi, olmayın. İyi, o zaman şöyle sorayım. Erdoğan ne yapacak? Ne yapar? Bir kere Erdoğan gibi olmak istemezdim. Olmam da zaten. Ama ve lakin Erdoğan'ın yerinde olsaydım ne yapacağımı bilemezdim. Zaten o da bilemiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani erken mi yapsın, zamanında mı yapsın? Bir çaresini bulup nasıl bulacaksa anayasaya aykırı olaraktan ertelemek mi kendisi için daha iyi olur? Buna karar vermiş değil. Karar vermiş olsa zaten yapardı. Erteleme gerçekten Erdoğan için daha mı iyi olur? Çünkü Vallahi depremin her türlü etkisi o süreç içerisinde daha fazla ortaya çıkmayacak mı? Bu onun aleyhine değil mi? Rezaletin boyutu daha iyi göründükçe kendisi için daha kötü olur diye tahmin ederim. Onun için bir an önce yapmak isteyecektir. Yani bir an önce yapıp bu işi bitirmeyi tercih edecektir. Baba senin görüşün ne? Ne yapar? Erken mi? Bir an önce Ya yapmayı mı tercih eder yani? yalnız bakın siz gazeteciler bu işleri ben ve benim gibilerden daha iyi bilirsiniz. Onun için size itibar etmek daha doğru olur. Yani Erdoğan iktidarının meşruiyetini sandıktan aramaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Bence asıl mesele burada. Çünkü seçimi zamanda yapsa da bir sorun, yapmasa da, ama burada bir illüzyonist etki yaratmak isteyecek. İşte bin konutun temelini atıyor. Çoğu kendi, yani Hatay yok gibi zaten Erdoğan'ın şeyinde, defterinde. Orada öyle bir felaket yaşanmamış gibi bakıyor. Oradaki belediyelerin yardım çığlıkları, yani televizyon ekranlarından herkese yankılanıyor. Çadır bile hala gitmeyen bir sürü Hatay'da ilçe ne var, derdi köy var var. Erdoğan'ın? Yani Alevi ağırlıklı bir yerleşim beldesi. CHP oyla %48 almış, 52 muhalefet almış. Her şeye öyle bakıyor. Yani affedersiniz, depremin sonrasında CHP'li belediye başkanlarını aramadı zaten. Sadece AKP'lileri aradı. Öyle bakıyor. 1.000 tane konut temeliyle oradaki kendi seçmenine ben bu işin üstesinden ben kalkarım. Ben olmazsam muhalefet bunu yapamaz. Bir senede evleri teslim ederim mesajı vermek istiyor. Ama Baskın Hoca'nın da dediği gibi işi zor. Çünkü işte İngiliz Standard and Charter'ın bu faiz indirimleriyle dolar öngörüsü bu yıl sonunda 36 lira. Yani yaz sonu doları işte bir sürü baskıyla tutuyor. Yurt dışına para çıkışını neredeyse imkansız hale getirmiş. Bankalara baskı yapıyor, şirketlere baskı yapıyor. 18.90'lar 19 olmasın diye ama bunu devam ettirme imkanı giderek daralıyor. Çünkü 36 liraya kadar çıkacak mı diyor, deniyor. eğer bu enflasyon şeyle faiz oranını böyle düşük 8,5 faizi de öngörüsü 36 lira. Ya üstelik faiz oranını düşürdü. Bankalar inanılmaz kâra geçti. Bu nasıl iştir?
Ama faiz oranı bankaların, siz gidip müşteri olarak kredi isterseniz 8,5 değil tabii, 32, 35 İşte onu olarak. diyor, işte onu diyorum, yani faizi düşürmenin millete ne faydası var? Ancak kimi ekonomistler de bankaların karının gerçek olmadığını, enflasyondan arındırılmış karının aslında yani enflasyon muhasebesi olmadığı için o kadar karlı olmadıklarını iddia ediyor. Bilmiyorum, onu tam bir uzmanı olduğum bir konu değil Yani ama. deprem sonrası, yani ekonomik krize yeni bir dalga mı eklenecek diyorsun baba? Zaten ekonomik krizdeydi Türkiye. Yani Erdoğan'ın elinde işte Rusya'dan o nükleer santral için aldığı 20 milyar dolarlık bir kaynak vardı. Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan swaplarla bir para yarattı. İşte memura, emekliye, asgari ücretliye Türkiye şartlarına göre bir pansuman şeklinde olacak zamlar yaptı ve Mayıs seçimine, belki Nisan'da da asgari ücret veya emekliye bir %10 daha zam ayarıyla girip, çünkü bilmiyoruz ne kadar gerçek değil. Baskın Hoca Türkiye'de yaşıyor, daha iyi görecek. Bu zamlar sonrası oyunun arttığı yolunda şeyler vardı. Ama bugün öyle görünmüyor. Çünkü deprem Erdoğan'ın bütün foyasını ortaya koydu. Yani tek adam rejiminin ne kadar bir felaket haline geldiğini. İşte Kızılay'a bakın. Ortada Kızılay diye bir kurum yok. Çünkü Binali Yıldırım AŞ olmuş orası. Kızı, damadı, kim varsa Kızılay Yönetim Kurulu'nda. 13 yerden maaş alan başkanı var. AFAD deseniz imam şeyine dön. Diyanetin bir uzantısı olmuş. Bir tane uzman yok orada. Ve 48 saatte kendi seçmeni dahil çok insanın ölümüyle sonuçlandı. Süleyman Soylu şey gibi yani. Elektrikler kesildi, çalışamadım hocam diyen tembel öğrenci gibi. Biz İstanbul'a hazırlanıyorduk dedi. Ama şöyle bir ileri açıklama Hazırlanıyoruz dedi. yaptı. Ha. Babahan dedi ki eğer Türkiye çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı dedi. Yani bu kadar büyük bir yalan daha Daha olamaz yani. ne hazırlıymış be o? Yani daha nasıl büyük bir kaos olacakmış? Neyse, İçişleri Bakanı bunu söyledi. Şimdi hocam seçimlere gene gelirsek Baskın hocam. Şimdi kulis bilgileri geliyor. Şimdi Hande Fırat, bu saraya yakın gazeteci, dedi ki aynen okuyayım. YSK yetkilileriyle de anlaşıldı. Yani daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcileriyle görüşüldü falan gibi, seçim tarihiyle alakalı. Yani seçimin 14 Mayıs ya yani 18 Mayıs gibi, daha çok 18 Mayıs olarak dillendiriliyormuş AKP çevrelerinde. Yani erteleme değil yapma şeklinde bir düşünce varmış. Ve yeter söz milletin sloganı değişecekmiş. Akıllıca mı? Basma hocam ne diyorsunuz? Yeter söz milletin şeyin de ama. Muhalefet kullanıyordu onu. Hayır, bunu ortaya atan ilk defa bu Evet. seçimde. 18'i Perşembe nasıl yapacaklar ya? Niye? Ha, Perşembe mi? Evet, 21'inde yapması Ha, lazım yani. 21. Bir Ha, hafta. 21. Ha, 21. 21'dir. Şimdi o yeni slogan ise Büyük Türkiye'nin inşa süreci, Türkiye yüzyılı dayanışması üzerinde bir tema şey yapılacak. Slogan da hemen şimdi olacak diye kulis bilgileri var. Baskın hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yeter söz milletin sözünün artık yerine. Şimdi yeter söz milletindir. Şöyle bir posterle Menderes'indir. Yani muhalefetin sloganıdır o. 1950 seçimlerinden hemen önce muhalefette olan Menderes, Celal Bayar ikilisinin sloganıdır. Şimdi bir bakıyorsun iktidarın sloganı haline geldi. Şimdi yeter söz milletindir olmayacak da ne olacakmış? Ya ne olursa olsun şimdi Yeniden inşa süreci. Büyük Türkiye için. işte Menderes görülmemiş kalkınma sloganına sarılmıştı. Demirel
Büyük Türkiye. Büyük Türkiye sloganını ortaya atmıştı. Şimdi de işte söylediğin slogan var. Yani bunlar hep umut fakirin ekmeği yememet ye sloganlarıdır. Yani Erdoğan bu işin artık slogan ve şeyle gitmeyeceğini görüyor. Yani o adi şerefsiz, haysiyetsiz dediği muhalefet liderleri değil. Orada şikayet eden vatandaşa söylüyor bunu. Depremzedeye söylüyor. Kızılay ortada yok diyenlere. 2,5 milyon kişi. Yani artık kendini kontrol edemiyor. Hayır. Dar bir çevrede gerçeklerden biraz izole olmuşum şöyle ama. Hırçınlığının sebebini neye bağlıyorsun baba? Bütün planı bozuldu yani. Kaç yılın siyasetçisi, 15-20 yaşından beri bu işin içinde, Refah Partisi'nde her kademede çalışmış bir isim. Şeyi görüyor yani bunun nasıl bir yıkım getirdiğini kendisine, AK Parti'nin bütün makyajını döktüğünü ve arkada bir enkaz, korkuluk kaldığını, hiçbir şansının olmadığını görüyor. Can Selçuk'u dün bir ön anket şeyi yaptı. AK Parti'de çok ciddi bir düşüş var diyor. Yani şimdi haberler doğruysa bilmiyorum, Hu diye biri atmış. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Okay'ın oğlu Sait Akay, Kızılay Akçakale ilçe başkanıymış. Kızılay'ın 9 yardım tırından 6'sıyla ortadan kaybolmuş diye bir iddia var mesela. Ya kaybolmuş. Yani bu işler nereye gitti, kayboldu da, öyle laf mı yani şimdi bu yahu? Cebine mi koydu tırlar bu herif? Herhalde bilmiyoruz. Nereye koyduysa. Şimdi burada şimdi deprem ve afet gerçekten büyük ve geçen şöyle bir baskın hocam haber gördüm. 61 hukukçu depremlerdeki can kayıplarından sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 61 avukat değil mi? Evet, hukukçu, evet. Avukat. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan bir başlamış. O arkasından bunun faturası, dikkat ederseniz son dönemde, birkaç gündür görüyorum, müteahhitler tutuklandığı haberleri gelmeye başladı. Onlar da seçmece olabilir. Yani yandaş değildir falan ama müteahhitler üzerinde odaklanılıyor. Bunu suç duyurusu Cumhurbaşkanı ve bakanlar üzerinden farklı bir yere doğru evrilmiş. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Suçluluğu yargı önünde hesap vermesi açısından. Yani bu mümkün mü değil mi diye mi soruyorsun, yoksa bu doğru mu değil mi diye soruyorsun? Doğru mu değil mi'den başlayalım, mümkün mü değil mi diye de geçiş yapalım. Yani şu ana kadar anayasa yokmuş gibi hareket ettiler ya. Bak en basit ama yani basitin basitinin basiti, kanuna göre bankalar öz varlıklarının bilmem kaçını bilmem ne yapabilirler. Şimdi kararnameyle, Cumhurbaşkanı kararnameyle o tavanı yükseltti. Bağış müsameresi var ya. Ama bağış yapıldıktan sonra fark ettiler onu. Yani aynı anda işte onu diyorum. Kararnameyle kanun değişir mi yahu? Biz bu mülkiyede biz ilk hafta, birinci sınıfın ilk haftasında öğrendik bunu. Yani ama bunu, yeni sistem olağanüstü hali ilan etti, şey yaptı, her şeyi yapabilir. Yok, yok abi, o kadar değil. Hayır, değil. Bir kere olağanüstü hali sadece o 11 il veya 10 il için ilan etti. Bu kanunu değiştiriyor kararname. Kanun sadece o 11 il için mi? Şimdi o hocam, zaman kararnameyle anayasayı da değiştirebilir ve seçim tarihimi istediğim gibi ayarlarım da diye YSK istediği gibi belirleyebilirdi diye. Yani o, sonunda oraya gidecek iş. Onun için bunları suçlu olarak suç duyurusunda bulunmak doğru bir şey tabii ki. Fakat şimdi suçlu ikinci, var mı diyorsunuz? Yani suç duyurusunda bulunması, evet, anayasa yok, hukuk yok, ne anlama gelir ayrı bir şey ama bu süreçte ya bu depremden dolayı, ya hasardan dolayı doğrusu, bu konudaki suçlu ilan edilebilir mi Erdoğan ve bakanlar sizce? Yani suç kavramının ne demek olduğundan kalkmak lazım. Onun tanımından kalkmak lazım. Şimdi vazifeyi ihmal suç mudur değil midir? Bal gibi suçtur. Tabii. Burada ölüme, yani binlerce ölüme sebebiyet burada denilecek.
Burada vazifeyi, burada açık ve seçik biçimde vazifeyi ihmal yok mu? İlk yapılacak iş orduyu devreye sokmaktı. Niye ordu maaş alır? Herhalde Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi vurmak için değil. Vatanı korumak için. Vatana bir saldırı olmadığına göre, bir deprem saldırısı olduğuna göre ve fi tarihinden bir Türk Silahlı Kuvvetleri deprem konusunda derhal harekete geçirildiği halde nedir bu? Şimdi yani o konuda bile dezenformasyon buraya kadar. Kimden geliyor bu? Yukarıdan geliyor tabii ki. Önce nedendi? Uyandırmaya cesaret edemediler. Kendileri karar veremediler. Şimdi de deniyor ki saray emretti ama İçişleri Bakanı karşı çıktı. Ne işi var askerin? Bana bağlı olan AFAD yetmez mi dedi diyorlar. Yahu bunların hangisine inanayım? Hocam bana pek makul gelmedi bu yeni haber. Çünkü ya Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı'na itiraz edecek ve Süleyman Soylu'nun dediği olacak. Olacak iş mi bu? Yani Memduh Bayraktaroğlu'nun ortaya attığı ve yalanlanmayan iddia var. Yani o sabah 4.30'da kalkanlar Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Turizm Bakanı üçü yapıyorlar ve askeri devreye sokuyorlar. Erdoğan uyanınca fırça atıyor. Bana sormadan nasıl böyle hakaret ediyor yani. Yahu ne o iddia zerre kadar mantığa uyuyor, ne bu karşı iddia zerre kadar mantığa uyuyor. Niye? Yani, İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanı birlikte bir şey yapabilirler hocam. Yani sabah uyanmışsın 4.30'da ve diyorlar ki yok oldu şehirler. Panik olursun yani. Normal insani bir tepki değil mi bu? Yahu memlekette herkesin A'dan Z'ye her şeyine karışan kişi uyur mu o saatte? Uyandırmışlardır tabii ki. Emin değilim. Neden? Direkt onu arayamazlar yani. Özel kalemini falan ararlar ve Putin'e de bakıyoruz ki işte dün Financial Times'te okudum. Lavrov'un bu Dışişleri Bakanı, en yakın adamı, Ukrayna'nın işgalinden haberi yok. Ha, bilgisi yok. Ya bak, yani, ben size bir şey söyleyeyim. Yani diktatörlük, otoriter rejimlerin özü bu. Stalin'i arayabilir miydi? Arayamazdı. Erdoğan da arayamıyorsun. Hitler'i de arayamıyorsun. Yani Stalin olayı hani haber korkudan haber yapılamadığı için adam içeride ölü bulundu. Yardıma gidilemedi Stalin. Korkudan uyandırılamadı sabah ama şimdi buradaki olay farklı. Şimdi ülke elden gitmiş. Yarın Erdoğan bunları haşlamaz mı kardeşim? Ya sen beni niye uyandırmıyorsun demez mi? Yani şeyi bilmiyoruz içeriden birebir o ilişkiyi. Yani sabah 4.30'da arama cesareti yok belki de adamın. Yani hiçbir şeyi atama bakan yardımcısını atayamıyorlar. Her şeye o karar veriyor. Yani 400 bin kişilik ikinci ordudan 7500 kişi sadece sahada. Yani böyle bir hala da skandal olabilir mi? Peki şimdi Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında bir suç duyurusu. Evet, bu işleme konulmayacaktır. Yani biliyoruz Türkiye'ye olacak iş değil ama bu bir müracaat edildi. Peki ne diyorsun? Yani bu işin şu andaki tek günah keçisi müteahhitler olarak şu anda gözüküyor. Yani işte yakalandı falan, milletin içi soğutuluyor. Gaz alacaklar tabii. Yani bunun tek suçlusu, yani buradaki hasarın büyüklüğünün sıralarsak nasıl sıralarız? Kimlerdir bu işin hesap sorulması gerekenler? İhbar affını yapanlar ilk başta. Ya Erdoğan döneminde 8 tane imar affı çıkartıldı. Hadi onu bırak bir kenara. Esas rezaletler de hatırlayın. Meclise sunulmak üzere tamamen hazırlanmış bir yeni imar affı tasarısı vardı. Büyük Birlik Partisi destekçinin. Eğer bu deprem olmasaydı o şimdi gündeme gelmişti ve çatır çatır geçmişti. Bu yeter yahu. Peki belediyeler var bir taraftan. Şimdi müteahhit inşaatını yapıyor. Ama belediyedeki ilgili müdürlükten onaylanması gerekiyor. Denetlenmesi gerekiyor. Yahu yeni bir terim duyduk.
Yani biz bunu, bu olayı, bu müesseseyi tabii ki biliyorduk ama bu terimi ben şahsen yeni duydum. Pasif mühendis. Siz duydunuz mu? Yok. Ne İmza demek atıyor o? sadece hiçbir şey yapmadan Ya 6 bin proje. lira veriyorlar adama. Ve diyorlar ki bak 10 bin lira teklif eden de olabilir ama devamlı ödemezler. Düzenli ödemezler. Onun için al şu 6 bin lirayı, hiç uğrama buraya. Adam da gelen şeye imzasını atıyor. O kadar. Pasif mühendis bu. Eczacılık da var ya öyle yani. Var. O da diploma kiralama hikayesi. Gibi. Yani onu da yakından biliriz. Evet, bunun gibi pasif mühendislik. Pasif mühendislik, evet. Al şu 6 bin Yani lirayı, senin adın ve imzan orada gözüksün, fakat sen hiçbir şeye karışma. Toz ama ol. yani sistem o kadar çürümüş ki müteahhit yapmış binayı, teslim etmiş, sonra fark etmiş ki en alttaki dükkan kolonları kesmiş. Her yere şikayet etmiş. Belediye, mahkeme, kaymakamlık, ne varsa. Kimse aldırmamış. Hiçbir kimse aldırmamış ya. Ve adamı, o işi yapan adamı bugün yaş sebebiyle tahliye etmişler, yaşlı diye. Binanın sahibini. 80'li generaller, cemaat mensupları, Kürtler, yaşı, hastalığı, sağlık durumu, anne olması falan hiç dikkate alınmadan cezaevinde tutuluyor ama belki de 1.000 kişinin ölümüne neden olan bir adam yaşlı diye cezaevinden tahliye ediliyor. Yani Türkiye'de her şey, yaptıkları her şey zaten muhtemelen AK Partili. Devreye girdi AK Partililer ve adamı kurtardılar. Peki şimdi sonuçta şimdi seçimlerle başladık, öyle devam edelim. Peki bu önümüzdeki seçimler, ya vatandaşın burada ciddi bir öfkesi var. Yani her ne kadar oralarda bir senaryo setup hazırlanıyor. Ya reisimiz sağ olsun bilmem ne falan ama yani bölgeden benim temas edebildiklerim kadarıyla büyük bir öfke gözlemliyoruz. AKP'li olanlarda da var bu büyük öfke. Çoğunlukla AKP'lilerde de var. Yani Ki orası güvendikleri dağa kar oy yağdı yani. deposuydu AKP ve MHP'nin o civarlar. %70. 65-70. O zaman Erdoğan bu insanları nasıl ikna edecek? Ya işte onu bırak da Erdoğan düşünsün. Zaten çıkamıyor işin içinden. Sana mı kaldı onun Adama bir derdini yardım, çekmek? bir Tabii. faydamıza akıl verelim adam. İyi ver. Ama Erdoğan bu işten çıkamaz sandıktan. O Başka bir zaman yol bulmaz. Yani işte o zaman ne? kafasının önünde. O zaman ne? Yahu Erdoğan'ın muazzam önemli bir müttefiki var. Altılı masanın kararsızlığı. Yok, dünkü kulislere göre Akşener'de Kemal Bey'in adaylığı konusunda ikna olmuş. Allah hayırlısından versin. 2 Mart'ta bir toplantı yapılacakmış. Zannediyorum orada mesele konuşulacak imiş. Ama Baskın Hocam, Cumhurbaşkanı adayının henüz daha netleşmemiş olması bu iyi değil mi? Altılı İyi masada. tabii, kimle kavga edeceğini bilmiyor çünkü hocam Ama deliriyor adam. ya Yunanlılar geldi, Ermeniler geldi, İsrailliler geldi, Amerikalılar, herkes yardıma geldi 100 küsur ülkeden. Şimdi dış güçlere küfür edemiyor. Ya şu Yunanistan'ın bize iyi ettiğine baksa, dikkat ettiniz mi ya? Bir tane Yine elimizde düşman vardı, o da gitti. İşte şimdi açıkta kaldı. içeride düşman bulması lazım. Altılı Masa adayı çıkmadığı sürece kimle kavga edeceğini bilemiyor Erdoğan. Yani kavgasız bir şeyi yok adamın, stratejisi. Yahu onlar dese ki bilmem bay veya bayan bilmem kim, ona yüklenirken bütün altılı masaya yüklenecek. Ne olacak? Ne fark edecek Allah aşkına? Yani ben depremde Altılı Masa'nın, Akşener hariç, o çok geç girdi devreye. İşte Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu, sahadaki şeyini çok etkileyici buldum, performansını. Kimin? Üç liderin deprem bölgesindeki varlığı çok önemliydi bence. Yani ilk gün gittiler tek tek, yani düşün ki yardım yapamıyorsun yani. Belediyeler, Muğla Valiliği Muğla Belediyesi'nin yardımının üstünü kapatıyor. Muğla Valiliği yazıyor. Yani muhalefetin herhangi bir varlığına izin vermiyor. Ve gittiler. Yani Erdoğan halkın arasına giremedi. Hep mizansen şeyler yaptı. Bahçeli? Bahçeli zaten yok. Ya kendi Osmaniye'ye
Erdoğan da gidebildi. Kendi çöplüğüne gidemedi ya Osmaniye'ye. İşte Erdoğan da gitti sonunda. Erdoğan'la gitti sonunda. Erdoğan da 15 gün. gidebildi. 15 gün sonra. Yani bakınız, şöyle özetleyelim ve bu boşa kürek çekmekten kendimizi yormayalım. Erdoğan ne yapacağını, ne yapmayacağını bilemez durumda. Bu Evet, kadar çok basit. çaresiz ilk defa. Ya bir strateji Çaresiz. geliştiremedi mi henüz? Yani ne yapacak? Hayır, ya geliştirmiş olsa uygular. Ama Öyle bir deprem yeni dönemde nasıl bir strateji, seçimi erteleyecek mi? Sandıkta mı kataküllü yapacak? İptal mi edecek? Bir savaş, ama savaş çıkartacak takat da yok. Yani bunların hepsinin düşünülmesi mümkün. Mesela köyün, kentin her neyse AFAD yetkilisinin sandık kurulu üyesi olması öngörülüyor. Böyle bir teklif var şimdi. Anlatabiliyor muyum? Yani boşuna kürek çekiyoruz dediğimin sebebi Erdoğan ne yapacağını bilmiyor. Biz nereden bilelim Erdoğan'ın ne yapacağını? Bu biraz zaman geçince anlaşılacak bu. Yani Yüksek Seçim Kurulu da Talimat alamadı da. ya alsana olacak ki Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi dahilinde değil ki bu. Hocam şey diyebilir yani, ben o bölgede seçim yapamam bu şartlarla, organize edemem derse. Ya bu onun cevabı hazır. Türkiye'de herkesin bir vatandaşlık numarası var mı? Var. Herkesin bir vatandaşlık numarası üzerinde yazan bir kimlik kartı var mı? Var. Türkiye'de son derece, yani az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de son derece gelişmiş bir bilgisayar, yani Ama dijital. hocam sen şeyi normal bir ülke gibi görüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki kanunu kararname ile değiştiriyor. Anayasayı da değiştirir. Ya Der ki muhalefet. Yüksek Seçim Kurulu bu şartlarda sağlıklı bir seçim yapılamayacağını açıkladı. Mecburen Eylül'e erteliyorum isterse. Ya Yapabilir bunu. Kim ne yapacak? bu ülkede en azından oyların %50'sine sahip bir muhalefet yok mu? Bu Ne muhalefet yapacaklar? ortalığı birbirine katmaz mı? Yok, Ne bunlar katarma. şimdi? Katamaz. Hakaret olmasın diye söylemiyorum ama bunlar insan değil mi ya? Başka bir şey mi? Ama baban, evet, ne yasa dinliyor ne anayasa dinliyor. Kabul. Ama ben bütün her şeye rağmen Erdoğan, ben bu seçimleri erteliyorum kardeşim. Yetkisi olmadığı halde. Bunu gerçekten teşebbüs edebilir mi diyorsun sen? Eğer çıkarına olacağını görürse yapar, etmez Sadece sadece şey savaş yapar. hali gerekiyor. Meclis bu şekilde karar alabiliyor. Yani siz dönüp diyorsunuz ki ekşi sözlük kapatılmış. Neden kapatıldığı belli değil. Bir sulh ceza mahkemesi 300 küsür siteye, sosyal medya hesabına erişimi engellemiş. Yani bunlar artık şey, keyfiyet cumhuriyeti. Sanki İsveç'ten, Almanya'dan bahsediyoruz. Yani burası Türkiye, her şey oluyor. Ne diyebilirsin ki? Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin Kasım ayında yapılmasının daha uygun olacağını, kaosa yol açmamak için Kasım'da yapılmasını talep etti. Mecburen seçimleri Kasım'a bırakıyoruz. Milletimizin, hiçbir vatandaşımızın oyu zayi olmasın derse yapar. Ama Yani bu hiç kabul yok. Erdoğan'ın aleyhine olur demedik mi biz yayının başında? Yani bu Hayır süreç işte ben uzadıkça yapmayacağım. faturalar Yapmaz onu çünkü ağırlaşacak. Tabii yapmaz yani. çünkü işin şeyini çıkarmaktır bu. Hem sandıktan kaçmış görünecek. Yani millet şey değil ki, İstanbul seçiminde gördük. Yani sandık hassasiyetinin farkında milletin. Muhalefetten çok milletin nasıl bir tepki iradesine ipotek koymaya kalkışınca bedelinin ne olduğunu biliyor. İkincisi, ekonomiyi götüremiyor yani. Yani iki Bugün kötünün daha az kötüsü bir an önce seçimleri yapmak mıdır Erdoğan açısından? Gerçekçi bence evet. yani, seçim yapacaksa. Yapacak ise Ya nasıl seçim yapmaz? Meşruiyet zaten zırnık kadar. Onu da mi yapsın? yani kafasında eğer seçimi kaybedecekse 29 Ekim'e, 100. yıla başkan olarak girme hayali de var. Onu da görelim ya. Bak.
hacca gidenler var olacak diyerekten seçim tarihini düşünüyor. Bu ne demek bu? Birinci oylamada olmayacak, bu ikinciye kalacak demek. Bunu kabul etmek demek. Yani? İkinci oylamada da HDP girecek devreye. Şeyi, gerçeğini, yani depremden önceki tablo buydu. Şimdi daha beter hale geldi. Yani bu bütün baskılamaya rağmen bence AKP tabanı da dahil, ki işte A Haber şeyler yapıyor, çadıra giriyor, burası salon, salomanje, şey gibi anlatıyor. Ya ne rezillik, yani o ne rezillikti o ya. Burası antre diyor. Ya, Boğaz'da villa gibi anlatıyor. Ama burası, yani Maraş, Adıyaman ilişkilerin, muhafazakar bağların, tarikat bağları, akrabalık bağları, bölge bağlarının çok güçlü olduğu yerler. Sadece sosyal medyadan ya da A Haber'den almıyor İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan Maraşlı, Adıyamanlı, İslahiyeli. Akrabalarından alıyor ve devletin olmadığını, hala köylerde insanların aç susuz kaldığını, şu anda Suriye ile sınır geçişinde bir kontrol olmadığı için Suriye'den Türkiye'ye kolera taşınması riskinin çok yüksek olduğunu, hijyen maddesi, malzemesi bulamayan kadın ve çocuklarda çok ciddi sağlık sorunları görünmeye başladığını, tuvalet bile bulunmadığını, bir sürü insanlar depremden çıkmış, gözü çok bozuk, evinde gözlüğü yok insanların bölgede. Yani, tuvalet var, tuvalet var, yalan söylüyorsun. Var, niye var? Çünkü Ankara Belediyesi... Ama bir belli bölgeye yaptı onu hocam, yani bütün her yerde yok ki. Yahu gırgır gır geçiyorum, tuvalet tabii ki yok, duş yok. Otobüsleri duşhane ve tuvalethaneye çevirdiler de mobil hale getirdiler. Ankara Belediyesi şu anda atıl otobüsleri konuta çevirme projesi başlatmış. İşte bir de konuta mı çeviriyormuş? Yani onu da yapacakmış. Bir sürü şey için tahsis etmiş. İyi bir fikir aslında. Şeyden şimdi kuvvetten gelişmiş şeyler geliyor. Söyle. Tuvaletler. Hayır, tuvalet değil. Hani o hücre evler, ne deniyor onların? Konteyner. Konteynerler geliyor. Ya bakınız, Erdoğan için şimdiye kadar yaptıklarının bir cezası olarak tabii ki Türkiye'nin cezası haline geldi. Yukarısı bıyık, aşağısı sakal. Daha fazla uğraşmayalım ne olur. Ne yapsa sıkıntı. O zaman bu Erdoğan ne yapar meselesi? Yani gerçekten biz ben müneccim değilim. Ben bilemem. Siz buyurun, anlatın. Evet. İlaveler var mı? Yani depremin ne sonuçları olabilir? Onu konuşalım. Şimdi böyle deyince 1755 Lizbon depremi geliyor akla. 1755 yılında Portekiz, işte o kolonyalizmdir, şudur budur, Vasco da Gama falan filan. Lizbon 275 bin nüfuslu, çok zengin bir şehir. Portekiz'de tümüyle A'dan Z'ye Avrupa'nın en katolik, en dindar ülkesi. Şimdi bu ülke bütün azizler gününde 1755'in 1 Kasım'ında All Saints Day, müthiş bir depremle sarsılıyor. Yapılan en direkt hesaplar 8,5 ila 9 Richter ölçeğinde bir deprem. Arkasından da muazzam bir tsunami. Afrika kıyılarına kadar. Tarihe dikkatinizi çekerim. 1755. Fransız devrimi nedir? 1789. Aydınlanmanın başlangıcı 1850. Bu Lizbon depreminde
Yani dünyanın en katolik, en dindar ülkesinde bütün katedraller yerle bir oluyor, içlerindeki mümin katoliklerle birlikte. 30 ila 60 bin kişi ölüyor yahu. 375 bin kişilik Lizbon'da. Ve bunun sonucu olarak utangaç utangaç başlamış olan aydınlanma birdenbire bütün Avrupa'yı sarıyor. Çünkü en katolik, en dindar ülkede kader yani Allah müminlerin başına çökertiyor katedralleri. Şimdi bizde ne deniyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayan ve Plan. de efendim Bir plan var, Allah'ın planı diyor. kader diyor. Bu ne demek kader yahu? Kader felaketi Allah'a fatura etmek lazım. Ediyor demek. Neden Allah'a fatura ediyor? Kendi Devamlı sıyırmak için ediyor. yahu tabii ki aksi halde fatura kendisine gelecek. Din bu değil ki. O Erdoğan Kardeşim, kafasındaki din işte bu. din budur değildir deme. Demiyorum ben. 1755 depreminden sonra yahu bazı kaynaklar genel evlerin yıkılmadığını söylüyor. Ama katedrallerin tümü yıkılmış. Atatürk resmine de bir şey olmamış Evet şeydeki. ya, Yıldırım Kaya Ankara milletvekili depremde gelmiş, Atatürk büstünde, bir de büste gelmiş, büstün orada durmuş. Ya Yani bunların bir anlamı yok ki. O yani bir katedralde Kabe, kurulmuş. bir Mustafa Ya Kemal. bunların hepsi dindar kardeşim. Kemalizm de bir dine dönüşmüş durumda tabii Yani Türkiye. Atatürk'ün portresi devrilmemiş, öbür tarafta katedral yıkılmış, öbürü gelen evler yıkılmamış. Bunlar ne anlamı ifade eder? Hiçbir anlam. Evet. Şimdi başka bir şey var. Şimdi Şimdi bundan yani sonra mesela 17 pardon 1755 depreminden sonra nasıl dinsizlik şeyi başladı bütün Avrupa'da. dinsizlik değil, aydınlanma başladı. Ama Çünkü bilime inanç. bak aynen milliyetçilik gibi din de iki şeydir. Bir, inanç, iki, ideoloji. Dolayısıyla din hiçbir zaman İnanç olarak kaybolmayacaktır çünkü insanların bir yüce kavrama inanmaya ihtiyacı var. Fakat ideoloji olarak bu depremden çok zarar görecektir. Aynen 1755 depreminden gördüğü zarar gibi. Ve Siyasi Türkiye'de İslam darbe yedi yani. siyasi İslam ne yedi bilmiyorum ama çok fena yedi. Şey yani şimdi diyorlar ya asrın felaketi. Asrın felaketi falan değil. Mesela 1985 yılında Şili'de Algarrobo diye bir bölgede 8 büyüklüğünde oluyor. 95'te 8 büyüklüğünde oluyor. Yani İkoki'de 8,2 oluyor. İlapel'de 8,3 oluyor. Yani Türkiye'den çok daha Şile ama 1960'tan sonra bütün inşaat yönetmenliğini değiştiriyor, yapı şeklini. Ve bu şiddetli depremlerde can kaybı 200'ü hiç geçmiyor. Yani hep bir elin parmakları gibi kalıyor ki kişi başı milli geliri çok düşük olan bir ülke. Yani zengin, varsıl bir ülke değil. Ama kuralları ve o kuralları uygulama biçimi çok sağlam. Yani Türkiye'de sıkıntı işte, yani bir de işin vahameti AK Parti gidecek, her şey güllük gülistanlık olacak değil. İşte Hatay Belediyesi'ne bakalım. Adam pişkin çıkmış Halk TV'de, diyor ki 10 bir başkan da istifa etsin, ben de edeyim diyor. Yani CHP'lisi farklı mı? Bak şimdi Ya umut 1755 var mı yani burada bu manzarada hocam? Siyasi İslam çökse, öbür tarafta işte geldi deprem, Atatürk büstünde durdu diye siyaset yapan başka bir şey var. yok o da bitti. Siyasi İslam gibi o da bitti artık. Yani Atatürk'e tapınma da bitti. Göreceksin her şey Geriye ne kaldı? o da sıcaklığına gelecek. Geriye ne kaldı? Mantık, aydınlanma, dürüstlük, yolsuzluğu engelleme, bilime inanç. Adam yırtınıyor orada, ben kaç senedir burası perişan olacaktı dedim, kimse dinlemedi diyor.
Yani artık bu Naci toplum görüyor. hırsızları, zalimleri, işkencecileri oy vermeyecek mi? Artık onlara eyvallah demeyecek mi? Toplum birdenbire dönüşecek mi yani bu? Ya da böyle bir süreç mi başlayacak? Tabii ki süreç başlayacak. Ya bakın, iki deprem arasında 250 sene önceki 1755 depremiyle şimdiki deprem arasında bir enteresan paralellik veya paralelsizlik var. Orada bir kral var. Kralın bir başbakanı var. Bu başbakan halktan biri, hatta seyis olduğu söyleniyor çocukluğunda. Bu adamı başbakan yapıyor ve başbakan yapmak için marki unvanı veriyor. Marki soyluların en alt seviyesidir, malum ya. Bu adamın adı Marki de Pompal. Bu Marki de Pompal, halktan gelen adam. Peki şimdi ne olacak diyorlar? Şimdi diyor, ölüleri gömeceğiz, dirileri doyuracağız diyor. Dört kelime. Ölüleri gömeceğiz, dirileri doyuracağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da halktan geliyor. Marki de Pompal soylulardan hiç hoşlanmazmış. Bunlar çürümüş diye. Erdoğan da klasik elitten hiç hoşlanmıyor. Ama öteki diyor ki derhal diyor, çukur açın gömün. Hayatta kalmış olanları da doyurun diyor. Niye derhal çukur açın gömün diyor? O kadar dibine kadar Katolik olan bir ülkede. Çünkü salgın hastalık geliyor ya. 30 bin 60 bin arası ölü dedik. 300 bini de götürecek geri kalan. Yani Türkiye'de bir de rakamları gizleme var. 99 depremindeki can kaybı palavra 19 bin deniyor. Bu depremde de 45 bin diyorlar şu anda ama herhalde 150 bini geçecek eğer o enkaz altındakilerle ilgili. Ama hiçbir şey gerçekçi değil. Yani o kadar da bir baskı yapıyor ki yani her türlü bilginin sağlıklı bilginin yayılmasını engelliyor. Yani ben Baskın Hoca kadar iyimser değilim ya Türkiye'nin geleceği konusunda. Bu topraklar maalesef aklın hakim olabildiği bir coğrafya değil hala. Yahu hala demeseydin hemen müdahale edecektim. Hala süreç başladı diyorum sana. Benim söylediğim bütünü olay şu. Bugünden yarına namussuzluk namusluluğa dönüşmez. Fakat bu korkunç olay inşallah bir sürecin başlangıcıdır. Bütün söylediğim bundan ibaret. Hocam şimdi mesela Marmara depremi oldu. Evet büyük bir depremdi gerçekten. Ama Marmara depremi etkisi bir süre sonra geçti. Yine iki katlı binalara beş kat ruhsat vermeler bilmem ne. Vatandaşların talepleri gayri ahlaki vatandaştan geliyor bu talep. Siyasetçi de bunu onay veriyor. Karşılıklı bir şey var burada. Bir zina ilişkisi var. Evet. İkili bir ilişki bu. Şimdi depremi görmüş vatandaş 2-3-5 sene sonra tekrar aslına rücu ediyor, dönüyor. Kayış tutmuyor bir türlü, kayış atıyor. Yani eğitim sistemi çökmüş. Eskiden Türkiye'de jeoloji dersi vardı, felsefe dersi vardı. Bu dersleri yok ettiler, matematiği azalttılar. Yani bu eğitim sisteminin çöküşlüğü içinde, kokuşmuşluğu içinde. Ve bir de unutmayalım ki hala büyük bir Kürt düşmanlığı var. Adam İçişleri Bakanı çıkıyor, hiç haz etmediğim belediyeye bile tamam gelin yardım edin dedim diyor. Yani Lütfediyor. insanlar gelmiş oraya deprem değil Zahmet abi. olmuş, zahmet olmuş, izin vermiş. Sen orada teşekkür Yani edeceksin. Adam onunla HDP almış işi, işin bir tarafından tutmuş, yaraları sarıyor. Meral Akşener'e bakarsan hala HDP. Yani bu deprem felaketi bile İyi Parti'yi HDP'ye yaklaştıramadı. Yani buradan bir şey çıkma umudu, iyi bir şey, çok iyi bir şey çıkma. Yani buradan çıkacak en iyi şey bu rejimin sonu olabilir. Ama ben Baskın Hoca kadar yakın gelecek için umutlu değilim.
Yahu, Baskın hocam kendinizi savunun, bizi rahatlatın gelecek adına. İyi Parti dediğin reforme MHP'den ibaret değil mi? İkisinin oy toplamı %20. CHP'nin ulusalcılarını koy 10-30. AKP'yi koy 25-55. Türkiye'nin %55'i 60'ı Kürtleri terörist olarak gören partilere gönül vermiş durumda. Bütün dünyanın Türkiye'ye düşman olduğu inancında. Herkesin Türkiye'yi bölmeye için anlaşma yaptığı iddiasında. Yani buradan çok zor bir şey çıkar ve çürüme sürer. Yani İsrail'e bak hocam, işte Filistin sorunu, güya aklın, bilimin, zenginliğin olduğu İsrail toplumunu çürütüyor. Ama dün Haaretz'te bir makale vardı. İsrail ordusunun nasıl gaddar, insanlık dışı şeyler yaptığını o bölgede anlatan ve Türkiye medyasında bir kişi çıkıp onu bugün de, dün de ana akım medyada Kürtlere yapılan zulüm olarak dile getirmez, getiremez. Öyle bir ahlaki geleneği yok. Getiremez, şeyi de getiremez. İşte daha onun beraberinde aynı anda yapılan, işte bir de Fethullah Gülen cemaat, Hizmet Hareketi'ne yönelik yapılan şey. Manisa'da dün operasyon Ha, yaptılar. Yani 20 deprem oldu. kişi mağdur ailelere yardım yaptı diye suç. Mağdur ailelere yardım yaptı diye 20 kişiyi gözaltına altına almışlar. Ve adamın bir yaşlı bir amca yaptığı ne? Suç neymiş biliyor musunuz? Arabasıyla mağdur eşi hapiste olan kadın var komşuları, neyse tanıdık. Onları arabayla alıyor, benzinli kendi koyuyor. Hapishane öbür kaç şehir uzakta, hapishane uzak yere veriyorlar ya, götürüyor, getiriyor, böyle bir iyilik yapıyor adam. Adamı gözaltına aldılar terör suçlamasıyla. Baykallara deprem yardımı yapmıyorlarmış ya, deprem bölgesinde. Bunu da bak, liberal demokrat dediğimiz kimse bir kalemde yazmıyor. Muhalif medyada da çıkmıyor. Ya bu devlet tapınması bence, yani siyasi İslam Kemalizm'den çok, bu devlet tapınmasından kurtulmadıkça Türkiye, toplum insana sahip çıkmadıkça Türkiye'nin düze çıkma ihtimali çok kolay değil. Ya görmüyor musunuz, devlete güven yok. Devlet bankaları ve devletin eliyle milyarlara konan birkaç tane holding dışında nereye verdi insanlar şeylerini, çocuklarının kumbarasını kırıp 500 liraya tahvil ederekten? Hep sivil toplum örgütlerine verdi. İstanbul Belediyesi'ne, İzmir Belediyesi'ne. Çünkü belediyeler devlet müessesesi değildir. Kurumsallaşmış, kamusallaşmış sivil toplum örgütleridir. Mesela belediyelerin kurulması, charter alması, feodal bey tarafından para karşılığı verilen bir şeydir Avrupa'da. Türkiye'de de öyle, genel başkana para vererek belediye başkanı oluyorsun O başka, şimdi o gözünü seveyim. işte. Saptırma şimdi. Baba saptırmayalım. İkimiz de ne konuştuğumuzu biliyoruz. Evet. Belediyeler devlet kurumu değil, kamu kurumudur. Kamusallaşmış sivil toplumlardır. Onlar öne çıktı. Onlara bağış yapılıyor. Ya o askerin devreye girmediği bir yerde en güçlü örgütlenmiş yapılar Evet. belediyelerdi, devletin olmadığı bir ortamda. Onlar CHP'li belediyeler özellikle. Ya Gaziantep belediye başkanını gören oldu mu bu depremde? Bir şeyde konuştu, neydi oldu hatırlamıyorum. Bir kadın o, hatırlamıyorum Fatma şimdi. Şahin. Fatma Şahin bir Evet. kere bir laf etti. Yarısı gitti dedi filanca için. Bir daha sustu. İslahiye'ye gitti işte, kalmadı dedi. Doğruymuş. Evet. Ya eğer bitireceksek, ordunun her zaman devreye sokulan, artık klasikleşmiş olarak sokulan ordunun neye sokulmadığını tartışın bitirelim ya. Erdoğan ne yapacak? Bununla mı uğraşacağız? Ya ordudan hala haz etmiyor. Çok kendine bağladığı halde. Yani Sisi olayı herhalde.
bunlar her zaman bana bir kazık atabilir duygusu içinde yani. Belki evet çünkü... ama kendi attı kendine kazığı burada yahu. Ama bir yani adamın da siyasete girdiği günden itibaren hep asker vesayet rejimiyle sıkıntısı olmuş yani, o psikolojik bir şey, onu da aşması ne kadar bir kolay de bilemiyorum. TSK kadrolarında AKP'lerden çok fazla isim yoktur yani, yok yani, olmaz yani. Yani belli bir üst, rütbenin üstü de zaten hiç olması mümkün değil. Yani bu avukatları hakim yapmaya benzemez TSK içerisindeki yapılanma meselesi. Uzun yıllarla alakalı bir konu. Yani dolayısıyla TSK'ya güvenmemesi gayet anlaşılabilir. Anlaşılamaz. Çünkü kendisini son derece zor duruma soktu. Ne yapacağını bilemez hale getirdi. Yukarısı bence bir, aşağısı ilk sakal hale getirdi. İlk başta şeyin de farkına varmamış olabilir, bu felaketin büyüklüğünü. Ya olur mu öyle şey? Her bir yandan, her bir saniye sürüyle bilgi geliyor. Sırf saraya bağlı iletişim kurumu var yahu. Evet. Olur mu? Bilgi eksikliği olabilir mi? Ha şu var. Danışmanları Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanım şöyle yapalım böyle böyle olur, şöyle yapmayalım böyle olur diyemiyorlar korkudan. Onu biliyoruz. Ama geliyor bilgi, hurr diye her taraftan geliyor yahu. Ya ben derhal haber aldım. Cumhurbaşkanı mı almış? Ya en azından eniştesi arar söyler. Kimse haber edemez. 15 Temmuz'daki gibi. Deprem olduğunda biz burada ayaktaydık. Sosyal medyada gördüm ve boyutu anladık yani hemen Kanada'da ne kadar korkunç bir şey olduğunu. Sabaha kadar oturduk takip ettik ya. Yani. Allah'ın emri ya, bunu anlamamak mümkün değil ki. Peki artık bağlayalım, toparlayalım. Program oldukça uzadı. Son ilaveler var mı? Hayır, yani, benim yok. Bu rejimin de çöküşü anlamına geldi bence bu deprem. Ama işte Avrupa'da bir Rönesans doğmuş. Bir şey yenilik olmuş. Yeniden doğuş olmuş. Türkiye'de o enerji hala görünmüyor maalesef. Karamsar bir yorum ama... Bu ama sarayı sarsacak. O zaman sarayın altından mı geçti fay? Evet, sarayın altından geçti yani. Bu rejimin eğer hala bir şekilde sandıkta arayacaksa meşruiyetini, hiçbir şansı kalmadı. Toplumda karşılığı kalmadı. Gerçeklikten kopmuş durumda. Ama bu yıkıntıdan yeni bir Türkiye doğmaz, onu da görelim. Ya sizler 9 ay 10 günde çıkmadınız mı? Daha mı erken doğdunuz yahu? Baskın hocam, size inanmak istiyorum. Tövbe yarabbim. Babana inanmak istemiyorum. O çok karamsar şey yapıyor. Ama bu bir süreçtir. Yavaş yavaş bu olaylar Lisbon depremi sonrasında olduğu gibi Türkiye'de dönüştürecektir ümidi olduğunu ifade ediyorsunuz. Umarım dönüştürür. Yani millet kendini şöyle bir toparlar. Nereye gittiğini bir muhasebesini yapar. Peki dediğim gibi haftanın geyikleri yok bu hafta deprem sebebiyle. Ne geyiği ya? Yani geyiği yapacak takat kalmadı. Zaten yani, olayın bütünü bir geyik, Allah canım alsın. Ya, evet. Peki yani teşekkür ediyorum. Şu kadar şunu söyleyeyim geyik olarak. Bu felaketin ardından Türkiye'de Futbol Federasyonu öncelikleri sadece bir hafta erteledi. Ya o kadar farkında değillerdi durumu. O kadar farkında. Eminim Roma ve Bizans'ta da depremden bir hafta sonra gladyatör dövüşleri başlatılmıştır. Yani? Halkı eğlendirecek. Dikkatini oraya çekecek. Ha mesele gladyatör, o. Hipodromda, ya futbol nedir? Gladyatör dövüşü. Hipodromda. Adı hipodrom değil, stat. Gündemi stat. Değiştirmek. Vatandaşı eğlendirmek. Evet. Peki. Yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi. Selametle hepimize.